Tam 3 tane cam kasem var. Bunda ana harcı hazırlayacağım. Sonra hatta şimdiden koyalım. Şöyle biraz koyacağım, sonra bakar tekrar ekleriz. Birine kuru üzüm koyuyorum. Birisine de damla çikolata. Bu ısıyla erimeyenlerden, siz de öyle tercih edebilirsiniz. Bütün çikolatamı buraya alıyorum. İlk başta cıvık bir harç olacak. Bunun en az 2 saat donması gerekiyor. Peki bunları nasıl bir araya getireceğiz? Tabii ki krema ile yapacağız. Her zaman yaptığımız gibi. 1,5 su bardağı kadar kremayı ısıtmam gerekiyor. Bunu sos tavasının içine koyuyorum. Ocağın altını açtım. Şimdi yapmam gereken tek şey kremanın ısınması için beklemek. Kremam tam istediğim gibi oldu. Böyle kenarlarında bu küçük baloncuklar çıkmaya başladı. Şöyle bir kere karıştıracağım. Altını kapatıyorum. Çikolatanın üstüne döktüm. Hemen bir tel çırpıcı yardımıyla bütün çikolatanın tamamen erimesini, böyle homojen bir karışım elde etmeyi sağlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk etapta cıvık bir karışım olacak. Diğer malzemelerle karışacak ve en az 2 saat derin dondurucuda, yoksa böyle 4-5 saat alt tarafta mutlaka beklemesi gerekiyor. Şimdi bunu tam olarak ikiye bölmeye çalışacağım. Önce bir karıştıralım. İçine eklediğimiz malzeme biraz daha koyabilir miyiz diye. Bence kesinlikle koyabiliriz. Çok daha güzel olacak. Siz de aynı bu şekilde yapın. Kaldırdığı kadar ekleyin ki her ısırıkta o tanecikler ağzınıza gelsin. Şimdi kuru üzüm. O da hepsini alacak. İki tane şu şekilde düz kek kalıbı, saklama kabı, hepsi olur. Bunun üzerine streç film kaplayacaksınız. Kaplamadan önce tabanına birazcık sıvı yağ sürün ki bunlar iyice yapışsın. Şimdi bu karışımları bunun içine döküyorum. İnce bir tabaka elde etmek istiyorum. Çok fazla kalın olmasın. Hani bu madlen çikolatalar gibi keselim. Şu şekilde her yerine eşit dağılmasını istiyorum. Aynı şekilde bu da öyle. Bunların ikisini hemen buzdolabına gönderiyorum. Bunlar iyice soğusunlar. Onlar soğuyana kadar şöyle biraz da badem kavuralım. Yağsız tavaya istediğiniz kadar badem olur, fındık olur, fıstık olur, canınız ne istiyorsa koyun. Kısık ateşte böyle kendi haline bırakın, kavrulsun. Çikolatalarım sanırım artık hazır, donmuşlardır diye umut ediyorum. Önce neye bulayacağız onları? Onları hazırlamak istiyorum. Biraz kakao, biraz da badem kavurmuştuk. Hemen iki tane düz tabağa. Birine kavrulmuş bademimizden ve biraz da kakao. Bence yaparken önce bademlileri yapalım. Kakao sebebiyle kirlenmesin. Hemen hemen olmuş gibi. Önce şu köşeleri ayıracağım. Şu kalınlık iyi. Bunlar içine böyle minik o çikolatadan koyduklarımız. Bunları şöyle bademlere batırıyorum. Çok güzel madlenlerimiz oldu. Dediğim gibi bunları istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bence bundan bu kadar yeterli. Evet, sıra üzümlü de benim favorim bunlar. Yine çok dikkatli bir şekilde açmak istiyorum. Evet, bence bunları da kakaoya bulayalım. Sanıyorum ilk etapta bu kadar yeterli olacaktır.
Bence yanlarına biraz çilek harika olacaktır. İşte bu kadar. Ev yapımı çikolatamız tam anlamıyla yemek için hazır.